I see you, you see me. I'm as happy as a girl can be. Bu hafta Dizi TV'de ATV ekranının reyting rekortmeni macerası kardeşlerimin en sevilen ikililerinden Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran bizimle olacak. Onlarla konuşacak çok şeyimiz var. Merhabalar sevgili Yazgı ve Onur. Dizi TV'ye hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Evet, siz de hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Kardeşlerim de çok iyi anlaşan, birbirini anlayan ve tanıyan iki arkadaş, aynı zamanda iki sevgiliye hayat veriyorsunuz. Peki Yazgı ve Onur olarak siz birbirinizi iyi tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Ben tanıdığıma inanıyorum artık Yazgı'yı. Neyde düşer, neyde yükselir, neyde enerjisini negatife çeker, neyde pozitif olur artık anladım, öğrendim diyebilirim. Ben de öyle tanıyorum. Aynen. Tanıyoruz birbirimizi. Senin aran düzelirse belki onların da arası düzelir diye düşündüm. Sen yakışıklı olduğun kadar zeki misin? Yani öyle derler tabii. Evlerini bahçelerine gideceğim, göreceksin. Asiyem tamam bak ne olur. Sana söz veriyorum, o pisliğe bu yaptığının hesabını soracağız tamam. Ama şimdi değil. Şimdi sakin ol lütfen, tamam mı? Kardeşlerim setindeki halleriniz bizim ve izleyicilerimiz için her zaman merak konusu. Orada nasılsınız? Sete kim daha enerjik gelir? Eşref saatleriniz var mıdır? Öğrenmek istiyoruz. Ben net daha enerjik evet, geliyorum. Evet, Yazgı daha enerjik geliyor. Onur uykulu geliyor. Gece de uykusu geliyor. Evet, ben daha öğle ve geliyorum. Akşam saatlerinde normal değil. Evet. Ama bu eşek saati meselesi de değişkenlik gösteren bir şey. Evet, durumlara göre. Duruma göre işte, günümüze bağlı olarak. Tabii ki çok yükseldiğimiz, sinirli olduğumuz, bugün heyheylerim üstünde dediğimiz günümüz olmuyor o kadar ama bir tık daha aynı enerjiye sahip olmadığımız, bir tık birinin daha düşük olduğu zamanlar bazen olabiliyor ama Dengelemeye çalışıyoruz ne mutlu ki bize. Su Burcu Yazgı Coşkun'un enerjisinin ne kadar yüksek olduğunu şu an bile hissediyoruz. tabii maşallah Yazgı o konuda çok iyi. Sevgili Onur Seyit Yaran, senin enerjini yükselten şeyler neler? Arkadaşlarımız da olmak diyebilirim benim için. Güneş dediğim sevdiğim gibi. İnsanlarla olmak enerjimi yükseltir benim. İyi vakit geçirdiğim insanlarla olmak iyi gelir. Şimdi sizinle enteresan bir oyun oynamak ve size sorduğumuz sorulara birbirinizi düşünerek yanıt vermenizi istiyoruz. Su Burcu Yazgı Coşkun, rol arkadaşın Onur Seyit Yaran bir hayvan olsa ne olurdu? Onur bir hayvan olsa aslan olurdu çünkü en sevdiği hayvan o ve Galatasaraylı. Bakalım Onur Seyit Yaran nasıl bir yanıt verecek? Koala olurdu çünkü sevdiği insanlara... Sadece sevdiği insanlara sarılmayı sever, temasta olmayı sever. O yüzden koalaya benzetebiliriz. Hadi şimdi de birbiriniz için bir renk seçin. Onur Seyit Yaran bir renk olsa ne olurdu? Onur bir renk olsaydı yeşil olurdu. Çünkü şu an yeşil bir gömlek giyiyor. Gözleri yeşil. Bir de sevdiğimiz bir renktir yeşil diye olabilir. Peki ya Su Burcu Yazgı Coşkun? Yazgı beyaz olurdu. Berrak ve temiz olurdu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili Su Burcu Yazgı Coşkun, sence Onur Seyit Yaran bir yer olsa neresi olurdu? Onur bir yer olsaydı İbiza olurdu çünkü en sevdiği şehir diyebiliyorum. Ya bir sevdiğim de demeyelim de gitmeyi görmeyi istediğimiz ama doğru olur evet. Bakalım Onur Seyit Yaran rol arkadaşı için nasıl bir yer seçecek? Yazgı böyle bir sahil kenarı olurdu herhalde ya. Güzel bir sahil kenarı olurdu. Deniz, güneş, kum. Alo.
Doruk sen neredesin tam olarak ya? Bak. Buradayım. Doruk. Sempatik ikilimize teşekkür ediyoruz. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'la yaptığımız keyifli sohbetimiz haftaya kaldığı yerden devam edecek. Doruk değildir yani patron. Kesin Asiye'dir patron. Parkındaki o bisiklet falan sürmelerimiz. Aa evet o gün müzik altı çektiğimiz gün evet. Bende. Sağlıklı olsun. Gereksiz resmi. Evlendiler tabii, bu tabii evlenmişler. %100 evlenmişlerdi. Ama şirketin başını Asiye geçmiştir kesin. Güzel yazılmış bir aslan sahnesi. Hey hey. 100 steps to find you.